Geçin bakayım hanım. Can geç. Ya sonra çekeriz. Ne gerek var? Olmaz. Bunu fotoğraflamam lazım. Kim mutlu sonlara inanır? Can yanaş annene. Yanaş. Evet. Her karanlığın sonunda bir ışık olduğuna. Evet. Geliyorum. Evet. Geliyorum. Dağılmış bir ailenin bir gün yeniden birbirine kavuşacağına. Gülsene kız. Aile albümün ilk fotoğrafı. Kim inanır? Minik kelebek. Öpmeyecek misin baba? Hadi atla arabaya da bir tur atalım şöyle. Ben inanmam. Arkadaşlar, kendi ürünlerimizi kendi medyamızda nasıl daha iyi pazarlarız? Asıl derdimiz bu. Rakamları daha da yükseltmek imkansız diyen var mı? Kenan Bey'in çok güzel bir lafı vardı. İmkansız diye bir şey... Alo? Cengiz, bir bana gelir misin? Geliyorum. Sonunda kötülerin bile kazandığı, prensesin kötü adama aşık olduğu, mutlu sonlara inanır mısınız? Eyşan. Cengiz, bir konuşmamız gerek. Siz? Cengiz, biz Can'la... Ben artık inanmam. Ben artık inanmam. Ben artık... Hayır! Bir şey yapacak. Kesin kötü bir şey yapacak. Gel benden. Gel bir sen benden. Hemen şuraya bir tablo koyalım mı? Ezel, korkuyorum ben. Rengini nasıl buldun? Bak, beğenmediysen hemen değiştiririz. Cengiz'i gördün. Bize nasıl baktığını gördün. Kesin bir şey yapacak. Gel. Ezel, gördün mü? Ezel, gördün mü? Nasıl bakıyordu bize? Gördüm. Can'ın odası. Vermeyecek ki canı bize. En güneşli oda onun. Ama... Gel, gel bak. Annenlerle konuştun mu? Bizim odamız. Yatak pencerenin karşısında mı? Kabul edecekler mi şimdi beni? Etmezler ki. Uçuk maviye ne dersin? Gökyüzü gibi bulutlu duvar kağıtları var istersen. Arkadaşların ne olacak? Ali ile konuştun mu? Karısı, nefret ediyorlar benden. Konuşurum. Ya olmazsa? Ya karşı çıkarlarsa? Ya vazgeçirirlerse seni?
Perde değil de panjur sanki ha. Bir olmazsa. Ya gidersen? Ezel, ödüm patlıyor ya. Korkmuyor musun sen hiç? Eyşan. Peki. Bana tek bir soruya cevap ver. Doğruyu söyleyeceksin ama. Söz mü? Söz. Kırmızı, saten, yatak örtüsü çok mu kuru? Söz verdin. Evet, ama alalım. Yatak pencerenin karşısına mı? Tabii ki. Yatak odasında televizyon hakkındaki görüşlerin? Yani yok, televizyon olmasın. Anten falan bağlamayalım. Film falan seyretmek tabii ki de. O gün mahkemede. Öfkeden başka bir şeydi bendeki. Niye şimdi? Seni sonsuza dek kaybediyorum diye korkuyordum. Asıl ben seni kaybediyorum. Sen mahkemede konuşurken, beni o yaptı diye gösterirken, ben bir tek senin uzaklaşıp gittiğini görüyordum Eyşan. Eyşan gitti dedim. Bir daha onu bulamayacağım dedim. Asıl ben hep Ömer gitti dedim. Bir daha dönmeyecek bana. Hapishane falan umurumda değildi. Sen gitmiştin. Başka hiçbir şey umurumda değildi. Ben aslında hiç gitmemişim. Ben hep bu evde seni beklemişim. Dönmeni beklemişim. Döndün mü artık evine? Gitmeme izin verme ne olur. Hepimiz mutlu bir son mu hak ediyoruz? Yoksa hak ettiğimiz sonu mu buluyoruz? Olmadı. Görmedim. Olmadı. Olmadı. Görmedim. Hiçbir şey görmedim. Olmadı öyle bir şey. Olmadı. Olmadı! Cengiz Atay, Şinan Birkan tavsiye etti sizi. Bir arkadaşım için bir hayat sigortası istiyorum. Delirecek babam, çok kızacak. Bu daha babam. Bir de annemi bekle. Annen hele. Allah'ım. Kimse istemeden nasıl birlikte olacağız biz? İnanmayacaklar ki benimle mutlu olduğuna. Senin gördüğün gibi görmüyorlar beni. Nefret ediyorlar benden. Ne haklılar da. Ben onların gözünde... Ne yapıyorsun? Mobilyacı. Yarın burada buluş benimle. Ya başlayalım evimize eşya seçmeye.
Ezel. Hiçbir şey olmayacak. Herkesi ikna edeceğim. Sen inanıyor musun bana? İnanıyor musun? Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Ezel. Hoş bulduk. Merhaba Mümtaz amca. Dün söyledi benim oğlan. Bizimkilerin üçüncü yoldaymış. Hayırlı olsun. Senin küçük oğlan daha dönmedi mi Amerika'dan? Nerede? Yaza kamp dedi, kurs dedi, kaldı. Annesi delirecek hasretinden. Kolay mı? İki yıl görmeyeceksin oğlunu. Değil mi Mümtaz? Kolay olur mu? Ama bitecek, gelecek. Ben de artık buraya taşınıyorum. Duydum. Sabri Beylerin evini tutmuşsun. Ama o koskoca evde ne yapacaksın tek başına? Tek başıma değilim. Kısmetse ocağımızı buraya kuracağız. Bir de oğlum var benim. Can adı. Ayrıydık annesiyle, barıştık. Ailemizi buraya kuracağız inşallah. Hepinizi çok sevdim. Burası benim de mahallem olsun istiyorum. Ne dersin Mümtaz amca? Sen de arada tavla öğretirsin Can'a belki. Elia teyze de belki arada bakar Can'a. Bakmaz mı? Bayılır çocuklara. Biz de gelir gideriz. Aile gibi. Olmaz mı? Çok tecrübem yok benim. Artık kendi babamdan hatırladığım kadarıyla oğluma babalık yapacağım. Yaşıyor mu baban? 14 sene önce kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Ama Mümtaz amca var. Onun da kendi babamdan eksiği yok. Öyle değil mi baba? Ben de oğlun değil miyim senin? Öylesin. Kendi oğlun gibi kollarsın beni de. Kollamaz mısın baba? Ömer gibi. Ömer hiç gitmemiş gibi. Hiç kötü bir şey olmamış gibi. Olmaz mı? Benim oğlum bir kıza tutuldu Ezel. Boş ver şimdi Mümtaz. Eyşan diye. O güne tekrar bir dönebilseydim. Baba. Dönseydim de. Oğlum o kızı almak için benden izin istediğinde vermeseydin. Ne var oğlum bu kızla deseydin. O kız görmüyor musun sana göre değil deseydin. O kadın sana karılık yapmaz, çocuğuna analık yapmaz deseydin. Ömrümü tutup yollamasaydım o kadının peşinden. Ya Ömer, hayatı boyunca en çok o kadını sevdiysen. O yokken onsuz nefes bile alamadıysa yine tutar mıydın? Yollamaz mıydın onu? Yollamasaydım benim de burada arkadaşlarıma anlatacak bir hikayem olurdu Ezel. Ben de başımı eğip oturmazdım. Onlar her evlat dediğinde. Baba. Onlar torunlarından, çocuklarından bahsederken ben hiç kimsenin tanımadığı bir adama oğlum demek zorunda kalmazdım Ezel. Baba. Yeter, ne olur. Baştan kurmaya çalışıyorum her şeyi. Bir gör ne olur. Kolay değil. Bana sırtını çevirip durma. Ezel. Ömer benim adım. Ömer. Sen çok vicdanlı bir çocuktun. Hiç kimseyi incitmezdin. O vicdandan kaldıysa biraz. Bizi bu hallere düşüren o kadını evime sokup da kızım dedirtme bana.
Cengiz Bey. Buyurun. Ezel Bayraktar. Cengiz Bey, öncelikle başınız sağ olsun. Kenan Bey benim de abim gibiydi. Ezel Bayraktar. Tamam. Bu ay içinde size hemen bir sözleşme çıkaralım. Hemen. Hemen istiyorum. Tabii. Bizim işimiz sizi memnun etmek. Bu arada bizim sözleşmelerimize aşinasınız değil mi? Hayat sigortası. Bu hayvanı öldürmek... Sakın sakın bu lafı ağzınıza almayın. Çünkü bizim işimiz hayatla. Ama insanın başına neler geleceğini bilemeyiz. Herkes kazaya uğrayabilir. Nasıl bir kaza? Vallahi Allah'ın işi belli olmaz ki. Çok tesadüfi görünen bir şey aslında titiz bir planın eseridir. Mesela yolda yürürken sarhoş bir sürücü size çarpabilir. Sigaranız yanıkken uyuyakalabilirsiniz. Ya daha geçenlerde bir müşterimiz, Allah korusun, bozuk bir asansör kabininin boşluğuna ayağa takılıp düşmüş. Ya sapasağlam insanlar bir anda nefesleri daralıp herkesin içinde pat diye düşüp ölebiliyorlar. Kalp krizi. Arkadaşım şanslıdır çok. Çok kazadan kurtulmuşluğu vardır bugüne kadar. Cengiz Bey, bu iş bana ailemden kaldı. Babamın dediği bir laf vardır. İnsan herkesle savaşıp kazanabilir. Azrail hariç. Çünkü görmediğin kazadan kurtulamazsın. Madem o kadar iyisiniz ailecek Tarkan Bey, bu sözleşmeyi bana satmadan önce Azrail'in gücüne bir ikna edin beni. Tamam o zaman Cengiz Bey. Arayacağım sizi. Çanta yakmış ha? Ha. Ali abi. He. Ben Eşan'la beraberim. Canı da alacağım yanıma. Babama gittim anlattım. Tabii ki olmaz dedi. Cengiz de rahat durmayacak şimdi. Öyle bir iş aldım ki başıma. Ne yapayım, gideyim babamlara bastırayım mı? Yoksa durayım bekleyeyim mi? Ha? Senle tamirhanede konuşurduk hep. Sen hep bir şey söylerdin. Hınçlı mışlı ama iyi gelirdi. Söylesene bir şey ya eski günlerdeki gibi. Ali abi. Ne? Hangi eski günler? O karının hayatını kararttığı günler mi? Hapislerde çürüdüğün günler mi? Neyin eski günü? Eskiyi. Eyşan diye diye biz eskidik lan. Yavaş abi. Olacak iş mi lan? Yine Eyşan'la. Olacak iş mi? Bir de gelmiş anlatıyorsun. Ben mi dinleyeceğim seni? Dinlemez misin? Dinlemem. Senin tarafında değilim ben bu sefer. Babanın tarafındayım. Sen babamın tarafındasın? Sen. O adam vurup suçu bana atarken babamı hiç mi düşünmüyordun abi? He? Bok attığın Eyşan'la hayatımı karartırken hangi taraftaydın? Seni affederken hiç konuşmuyorduk biz bunları. Daha ne istiyorsun lan affedeyim diye? Hı? Daha ne istiyorsun? Al Eyşan'ı o zaman. İstemiyorum lan gitmek. Sevgilimi de geri istiyorum. Arkadaşımı da geri istiyorum. Ailemi de istiyorum. Benden ne çaldıysanız geri istiyorum ulan. Şimdi mi çekeceğim bana? Ne yapayım lan, benden ne istiyorsun? Yanımda olun ulan. Yanımda olun. Hayatımı geri almaya çalışıyorum Ali abi, her şeyi. Kolay mı sanıyorsun unutmak? Seni affetmek kolay mı oldu sanıyorsun? He? Ama 14 sene be abi. Yetmez mi? 14 sene. Artık kaldığım yerden devam edeceğim. Sen de benim yanımda olacaksın. Borcun lan yanımda olmak. Benim sana borcum var ya, hayatımın sonuna dek köpek gibi ödeyeceğim. Yine yetmeyecek.
Ama ben ölene dek ödeyeceğim. Borcum o benim. Borcum. Ama Eşan dersen o karı benim borcum falan değil. O karı bizim belamız. O boku yediğimde dedim ki kendime, alacağım teknemi, gideceğim bunlardan. Ama 14 sene, 14 sene Ömer. Ben de artık gideyim. Görmeyeyim Eyşan'ı, Cengiz'i. Alayım teknemi, karımı, çocuğumu, seni, gideyim. Bu da benim hakkım. Yolun sonunda düşmanlar değil, dostların keser hep yolunu. Artık her an bir kötülük olacak diye beklersin. İçinden bir his, en çok istediğin şeyin son anda elinden gideceğini fısıldar. Cengiz Bey, bir adres vereceğim. Orada bekliyorum sizi. Sebep? Beni ikna etmediniz mi? Bir sunum yapacağım size. Ortopedik mi bu? Tabii efendim. Hatta yeni çıkan teknoloji. Ne yapıyorsun? Denemeden almam. Herkes bakıyor, kalk. Gel buraya gel. Biz bakalım, size haber veririz. Tamam efendim. Nereden geliyor bu neşe? Bir dakika. Ne dediler? Kabul mü ettiler yoksa? Babam da ailede kapı dışarı etti beni. E haklılar. Ne yapıyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun? Yoo. Niye istesinler? Kimse istemez ki bizim beraber olmamızı. Oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Senle benden başka kimse anlayamaz aramızdakileri. Hiçbir zaman da anlayamayacaklar. Eşan. Anlamalarını falan istemiyorum zaten. Tek yapmaları gereken şey hatırlamak. Neyi? Beni. Beni sevdiklerini. O kudurmuş eli can dostum benim. Hatırlayacak. Bana arkasını dönen adam babam benim. Bana öldü diyen kadın annem. Hatırlayacaklar. Sonra ellerini açacaklar. İkimizi de kucaklayacaklar. Eminim. Eminim öyle olacak. Nasıl unutmuşum ben Ömer'i ya. Umutlanmaktan hiç korkmaz. Nasıl unutmuşum? Senin yanındayken hayal kurabilirim, ümit edebilirim. Korkmama gerek yok. Her şey güzel olacak. Bu yatağı alalım. Eyşan varken olmaz. Yeni evlerini kuruyorlar. Mobilya mağazalarının en çok o tarafını beğeniyorum. Bir sürü yeni evli genç çift hayatlarının baharındalar. Her şeyin yolunda gideceğine inanıyorlar. Öyle değil mi? Ne ters gidebilir ki? Nasıl bir aksilik aniden karşılarına çıkabilir? İnsanların kafalarında hiçbir tasa yok, gelecek hayalleri kuruyorlar. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ne bu şimdi, sosyal bilgiler dersin be, aptal mısın? Böyle mi ikna edeceğim beni? Evet. Niye kızıyorsunuz ki? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Kime, ne zaman, ne olacağını bilemeyiz diyorum. Manyak herif. Yavaş arkadaşlar. Yavaş. Duvara dikkat. Duvara dikkat. Abajurlar. Bolca ama bu değil. Evet. Baba koltuğu. Baba koltuğu isterim Eşan. Belki bu tam değil ama baba koltuğu. Masa. Bir de bu masaya bakalım. Dikkat! Eşan!
Ambulans çağır. Arıyorum ben, arıyorum ben, arıyorum. Çabuk. Iskaladın. Sevinç Aracı, 28 yaşında. Atermobilya'da tezgahtarlık yapıyor. 8 yaşında bir kaza geçirmiş. Bacağında platin çiviler var. Rahat hareket edemiyor. Güzel sunumdu. Alıyorum. Ama başlamadan önce benden haber bekle. Bir küçük işim var. İyi günler. Ben Cengiz Atay, Can'ın babasıyım. Can'a söyler misiniz lütfen bugün dersten sonra servise binmesin? Ben okula geleceğim onu almaya. Teşekkür ederim. İyi olur inşallah. Ne kötü düştü üstüne. İnşallah. Ya biz de olabilirdik o. Hemen yanımızda. Bir yere oturup bir su içmek ister misin? Yok, hemen gidelim. Hemen gidelim bana. Beklemeyelim. Ne oldu? Can'ı diyorum, beklemeyelim. Hemen söyleyelim. Bir alışsın, hemen söyleyelim. Öğrensin babasının kim olduğunu. Ciddi misin? Görmedin mi içeride ne olduğunu? Sen de olabilirdin o. Başka bir şey olmasını beklemeyelim. Söyleyelim ona. Ya doğru olur mu şimdi? Ne zaman söyleyeceğiz? Yıllar sonra mı? En güzel yıllarını geçirdikten sonra mı? O zaman kızmayacak mı bize? Şimdi yıkım olur ama birden. Ya, hemen bugün değil zaten. Yine de çok zor olacak. Zaten zor olacak. Ama en azından bir yalanı yaşatmayalım daha fazla çocuğumuza. Bilmiyorum ki Eşan. Yani babalık nasıl bir şey hiç bilmiyorum ki. Ya yanlış bir şey yaparsam dersen? Yapacaksın. Anne baba olmak bir sürü şey yanlış yapmak demek zaten. Yani şimdi ya Cengiz'den Can'ı almam iyi bir şey değilse? Hani tamam Cengiz kötü falan ama aslında hani benden daha iyi bir babaysa Can'a. Sen dünyanın en iyi babası olacaksın. Emin misin? Eminim. Babam olacağım ben şimdi. Babayım ben. Hadi gidelim oğlum sen. Nasıl bakıyor bana? Artık daha da bir farklı bakacak sana. Ben mi? Burada mı süreceğim? Hadi hadi eşim gitmeden süreyim, koş. Önce bana bir söz ver. Benden başka kimseyle araba kullanmayacaksın. Ya baba zaten senden başka kim kullanacak? Ezel abine söyledim araba sürmeyi sevdiğini. O mesela seni alır da annenden de gizli sürelim falan derse. Ya baba bilmem, sürmem. Ya hadi söz baba, kız gidiyor. Sen Ezel abine güveniyorsun şimdi. Ama o kadar güvenilir bir adam değil. Ya baba kız gitti işte ya, of. Duydun mu sen beni, bana bak. Bana duydun mu? Ezel abiye güvenmek yok. O bize kötülük yapabilir. Niye biliyor musun? Çünkü o beni kıskanıyor. Niye? Senin gibi oğlu yok çünkü. Benim var. Ama iyi adam o. Seviyor da beni. Ama beni kıskanıyor. Benle ilgili saçma sapan şeyler söylerse sakın inanma. Annenle birlikte gördüğünde sakın yüzüne bakma, yanında durma, konuşma. Ben senin babanım. Kaç yıldır sana bakıyorum, haberin var mı? Ya baba ne diyorsun?
arabaya. Beni, beni dinleyeceksin. Benim senin baban. Beni dinleyeceksin. Duydun mu beni Can? Anlaştık mı? Anlaştık mı Can? Hı? Ne var, ne istiyorsun? Can, Eyşan, iyi misin Can? İyiyim. Ha? Sen kimin çocuğunu kimden alıyorsun? Can! Baba, Can gel arabaya. Kolay mı lan oğlumu almak? Çocuğun önünde yapma. Can! Can gel buraya yanıma. Bin arabana bas ki çocuğun okuluna rezillik çıkarma. Sizsiniz rezil olan! Çok mu iyisiniz Allah'ın belaları? Sen! Sen çok mu iyisin? Sen şimdi çok mu iyi oldun? İkiniz bir araya geldiniz. Şimdi her istediğinizi yapacaksınız öyle mi? Can buraya gel! Korkma oğlum. Buradayım, gel. Gel. Oğlum deme ona! Oğlum deme! Cengiz yeter! Okuyor çocuk. Can. Ya öf! Bırakın! Ezel abi bırak! Baba. Oğlum. Ben annemle gideceğim. Sen biraz şey olmuşsun. Şey. Sen biraz dinlen, ben sana sonra gelirim, olur mu? Oğlum. Korkmuyorsun değil mi benden? Ha? Yok. Sonra ben sana gelirim. Ben annemle gideceğim. Can. Geç arabaya. Yeter Cengiz. Bırak burada artık. Bırakacak. Bırakmazsa... Haydi ya. Olmaz böyle. Böyle mi bırakacaksın beni Eyşan? Çocuğumu da mı alıp gideceksin? Bir dön yüzüme bak Eyşan! Ne yaptım ben sana ha? Hiç mi yokum hayatında Eyşan? Bitti Cengiz. Vazgeç. Bitti. Arkamızda mı? Tabii ki. Delikanlı, nasılsın orada? Nasıl yitirir senin keyfini? Senin de isteyeceğin bir şey bulamaz mıyız? Yemeğin hazır. Döneceğim mi bir dünyaya? Bitiyor, az bir şey kaldı. Ya geleceğim, ince iş, yarım kalmaz. Tamam, yolluyorum yemeğini. Ne? Ali abi. Can, oğlum ne oldu, iyi misin? Ali abi. Ben evden kaçtım. Neredesin oğlum, ne oldu? Ezel'le annemden kaçtım. Onlarla olmak istemiyorum artık. Al benden de. Neredesin Can, söyle bakayım. Sen neredesin Ali abi? Ben seni çok özledim. Tamam abicim, geliyorum ben yanına. Söyle neredesin sen? Nerelere gitmiş manyak çocuk? Hani bunu tutamazsın da bu kapıdan pencereden fırlar gider. Ali. Az peşinden koşmadım ben Veled'im. Kimseye de çıkmaz ha. Bir ben seslenince çıkar. Bak yine beni çağırmış. Bir şey olmayacak, merak etme. Ufakken bu Ali abim derdi, başka da bir şey demezdim. Ali'cim. Bir senedir çocuğu sormadım bile lan. Unuttum gitti. Ömer'i de çocuğunu da. Hay. Ali merak etme. Gideceğiz, bulacağız şimdi. Aynı şeyi Ezel Tefo'ya yapsa. Hay. Can!
neredesin abicim? Ali abi geldi. Çık. Can. Ezel'i mi arayalım, ne yapalım? Arayalım. Dur ya, dur, dur. Can! Can! Ha? Abim! Can! Ne oluyor abim? Ne yapıyorsun? Hadi abi, bir şey soracağım ben sana. Sor abim. Hani ben kavga edersem falan, seni çağırırsam gelir misin? Çağırmana gerek yok. Ben hisseder anında damlarım. Büyük bir zevkle. Üzülürsen peki? Hemen. Söz mü? Erkek sözü. O da öyle der dedi. Kim? Al, sana bir hediyem. Ama bir şartım var. Adını değiştirmeyeceksin. Hatırladın mı Ali abi? Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. Hatırladım. Bence bir şans daha ver Ali. Ben o gün o teknenin hayalini kurarken aslında Ömer'i nasıl satacağımı düşünüyordum Azat. Biliyor musun? Benim bir bok verdiğim yok. Ömer adisi bir şans daha veriyor. Çok iyi kaptanımdır ben aslında. Biliyor musun? Yok, olmadı. Olmadı, olmadı, görmedi. Bu, hadi bakalım oğlum, demir al. Küçük kaptan, nereye gidiyoruz? İlk hedefimiz. Ben ne olacağım? Ben ne olacağım? Ha? Hemen. Yap şimdi. Hemen. Şimdi. Mutlu hiçbir son yalnızlıkla gelmez. Ama bazı yalnızlıklar kötü sonların başlangıcıdırlar. Yarın okul yok. Annesi. Can bu gece bende kalsın mı? Ne yapacaksınız? Bilmem. Ne dersin Can? Pizza. Tamam. Oyun oynarız. Sabah kalkınca belki biraz ahşap oyarız. Tamam. Olur mu anne? Yani... Bilmiyorum ki. Belki ben de mi gelsem acaba?
Gelebilir Mezer abi. Lütfen. Hadi atlayın. Reyşan, geliyorum ben hemen. Alo, Şebnem. Ezel. Ama her gün her gün arama ya. İyiyim. Yeni işim de süper. Bana suite oda da verdiler burada. Süper. Cengiz'in verdiği şey yanında mı? Yanımda. Yoksa şey... Evet. Ay ne güzel. Ay çok sevindim. Yani onun için sevinmedim. Senin için sevindim. Ay sonunda oldu. Dur kapat. Hemen getiriyorum. Eşan mı yapacak kahveleri sana? Muhtemelen tersi olacak Şebnem. Oldu be Ezel. Evet. Çok sevinmiyor musun? Yani mucize gibi bir şey değil mi bu? Seviniyorum tabii. Neden sakinsin bu kadar? Sakin falan değilim. Biliyordum sadece olacağını. Emindim. Versen bakayım. Senin sahip olduğun şey ne kadar önemli, farkında mısın? Aa Şebnem, ver tabii farkındayım. Niye sevinmiyorsun o zaman? Niye sakinsin? Niye hiç korkmuyorsun? Niye sarhoş olmuyorsun? Niye böyle karşımda her şeyi bilen put gibi duruyorsun? Nereden biliyordun? Nereden emindin? Niye senin için bu kadar kolay Ezel? Ha? Niye tereyağından kıl çeker gibi imkansız şeyler yapıyorsun? Biz senin sahip olduğun şeye sahip olmak için neler vermezdik ki? Niye senin için bu kadar kolay Ezel? Haksızlık bu. Kolay değil ki. Her an bir şey olacak diye içimden geçirmedim mi sanıyorsun? Her an kayıp gidecek her şey dedim. Sevinmiyorum. Bir şey olacak hissi hiç geçmedi çünkü. Eyşan'ı, oğlumu kaybedeceğim diye. Bir şey olacak, mutlu sonuma ulaşamayacağım diye. Bu yüzüğü Eyşan'ın parmağına takamayacağım. Son anda, son dakika öyle bir şey olacak ki... ben yine her şeyi kaybedeceğim diye... öyle bir korkuyorum ki. Korkuyor musun? Keşke korksam sadece. Eminim. Yapamayacağıma eminim. Başıma öyle güzel bir şeyin gelmeyeceğine eminim. Hiç gelmedi. Hep en son anda bozuldu. Yine kötü bir şey olacak. Biliyorum, kötü bir şey olacak yine. Olmayacak. Ezel... bitti. İnan artık. Bitti değil mi? Ha? Oldu değil mi? Alo. Bitirdik vallahi pizzaları. Olsun. Bir daha söyleriz. Şey, Can nasıl? İyi. Bayıldı odasına, orada şimdi. Gerçekten mi? Evet. Daha dur, daha neler alacağım ben ona. Sen bir gel de eve önce.
Hemen geliyorum. Eyşan. Söyle. Şey. Ne? Ya... Bir sürü güzel şey işte. Ama şimdi boş ver. Nasıl olsa hepsini söyleyecek vaktimiz olacak. Sen başla şimdiden yine de. Olur. Ben... Ben ikinizi de çok, ama çok... Eyşan bir saniye. Bir saniye arayacağım ben seni. Teyze! Dur geldim. Geliyor. Dur teyze, tamam. Yardım edeyim teyze. Sağ ol oğlum. Çıkarsın ya. Merdivenlere geçeceğim. Gel teyze, dur dur. Gel teyze. Allah razı olsun oğlum. Zor tabii. Allah 7 saate kalmışsınız. Allah. Allah ne muradın var seversin. Sağ olun, ne demek. Tamam, geldik teyze. İyi misiniz? Tansiyonum düştü biraz evladım. Şu ilaçtan verir misin bir tane? Tabii teyze. Al teyze. Teşekkür ederim oğlum. Ha. Teyze bitmiş zaten bu. Atayım çöp olmasın. Ben atarım, sen geç evine. Teşekkür ederim oğlum, Allah razı olsun. Allah ne muradım varsa versin. Hadi iyi akşamlar. İyi geceler, sağ ol. Sağ olun, size de. Devamını da söyle. Devamı? Devamı... Çok, çok, çok seviyorum. Ne yapıyorsan bırakıp gelecek kadar. Geleceğim, bekle 2 dakika. Ha, hemen bırakıp gelecek kadar değil yani. Allah Allah. Her şeyi bırakıp geleceksin. Eğer söylediğin kadar seviyorsan benimle canım. Biz seni çok özledik. Peki. Hey! Hey sen dur! Hey! Sen ne oldu? Ne oldu? Kaza mı oldu? Kaza falan değil Şebnem. Kim o? Ezel kim o? Öyle bir gürültü koptuğunda arabasından çıkmayacak tek adam. Bekle. Bekle! Ezel dur, dur, dur Ezel! Bütün korumaları kovdum. Ev bomboş. Çünkü dedim ki kendime... Ya bir telefon gelecek... Öldü diyecek. Sen rahat nefes al. Ya da sen geleceksin. Üstümde silah yok. Beni koruyan bir adamım yok.
Beni o kadar öldürmek istiyorsan tam zamanı Cengiz. Çünkü senden aldığım hiçbir şeyi geri vermeyeceğim. O kadar mı nefret ediyorsun benden? Benim seninle hiçbir derdim yok Cengiz. Ben sana bir şey yapmıyorum. İntikamdan değil, nefretten değil. Yıllarca benim hakkım olanla yaşadın. Şimdi hakkım olanı geri alıyorum, o kadar. Sensin bende derdi olan. Eyşan'a aşıksın biliyorum. Can'ı çok seviyorsun. Ama senin derdin onların gitmesi değil. Derdin onların bana gelmesi. Vururum. Ben de biliyorum nefret etmeyi. Yıllarca nefret ettim Eyşan'dan. Bana yaptığı onca şey için ellerimle öldürmek istedim onu. Gelme dedim, vururum. Ama Ömer seviyor onu, unutamıyor. Aşk da nefret gibi derler. Doğru. İstediğini yap, kurtulamazsın benden. İstediğin kadar kapa gözünü. Sen benim yüzümü unutamazsın. Pes et! Buradayım kanka. Pes et. Vuracağım. Öldüreceğim. O silah benim için değil ki. O silah... senin için. Pes et. Al canını, kurtul. Yaparım. Ömer, yeminle yaparım. Yap. Yapsana. Ya şimdi yap, ya da... ya da benim gibi yap. Her şeyi unut. Eyşan? Eyşan'ı nasıl unuturum? Alma onu benden. Canı bırak bari. Can benimle kalsın bari. Alma onları benden. Niye hepsi senin Ömer? Ömer. Niye sen? Niye ben değil? Alma onları benden ne olur. Onca sene boşa gitti. Ömer, Allah aşkına, Allah aşkına sen etme. Alma onları benden. Bırak git. Benim için bırak git ne olur. Tek bir şey yapabilirim senin için. Affedebilirim. Hayır. Affediyorum seni Cengiz. Etme ne olur, sakın etme, sakın. Baştan başla hayatını. Tek yapman gereken... Korkma, o yükü taşımak zorunda değilsin artık. Benden nefret etmek zorunda değilsin artık. Ben senden nefret etmiyorum. Ben seni affediyorum kardeşim. Bütün ettiklerini unuttun bana. Affettim seni kardeşim. Azat ettim seni. Tamam. Affettim seni. Affettim kardeşim, tamam. Affettim seni. Affettim seni. Dört kişi başladık biz bu işe. Yardım ister misiniz? Sağ olun. Merhaba. Ben Ömer. Ben de... Eyşan. Hepimiz öyle gençtik.
Öyle saftık, öyle çocuktuk ki. Daha yolun başında öyle açtık ki mutlu sonlara. Evet. Bir çırpıda varmak için oraya aramızdan birini seçtiler. En çok sevdiğimizi kurban edelim dediler. Eyşan. Eyşan bak emin misin yarın? Yarın umurumda bile değil Ömer. Bir daha birbirimizi hiç görmeyecek bile olsak. Ben bu gece yine senin olmak istiyorum. Ama o bilmeden döneceği gün için ona küçük bir şey bıraktılar. Bir zamanlar sevdiğim biri bana içi karanlık dolu bir kutu hediye etti. Seni seviyorum Eyşan. Ben de seni çok seviyorum. Seni hiç unutmayacağım Ömer. Yıllar sonra ancak anladım. Bunun da bir hediye olduğunu. Eyşan. Sonunda kurban edileni en başa döndürdüğünü, aslında o sabah olması gerekeni şimdi gerçekleştirdiğini, 14 yıl sonra zamanı geri aldığını. Ezel abi, bak ne yaptım. Ne yaptın küçük usta? Dur daha bakma bitmedi. He? Dur daha bakma bitmedi.
Can, ne oldu? Ezel ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Amma paniksiniz ya siz ikiniz. Al, bunu yaptım. Aldığım en güzel hediye. Ama bunu kime verelim biliyor musun? Kime? Sana işte. Mümtaz amcana. Nasıl sevinir? Nasıl sevinir bir düşünsene. Anlaştık. Al bakalım. Hadi gel gidelim. Biziz anne. Geliyor. Bak Mümtaz, oğlanlar gelmiş. Canat yaptı baba. Ne haber evlat? Aldın mı bakayım sen bunu? Bir yerden almadım. Ben kendim yaptım. Ama bu çok güzel bu. Nasıl yaptın bunu sen kendi kendine? Ezel abi gördü. Ezel abi söylesene. Neyse. Ben alayım o zaman bunu. Ha? Sağ ol Ezel. Bana sadece tek bir çocuğun işi gibi gelmedi. Anne. Sen ne diyorsun? Verin bakayım. Ama sen? Verin bakayım. Oo. Çocuk haklı. Bunu o yapmış. Ya. Ama dur. Bunu tek başına yapmamış. Biri bunu öğretmiş ona. Kim ona öğretmiş? Şimdi burada aramızda. Ezel abi. Ama dur, biri daha yardım etmiş. Ona da biri öğretmiş. Bilge bir adam. Bu ailenin direği. Babam. Mümtaz amca. Bak Mümtaz. Üçünüzün işi bu. Yok hanım. Benim değil. O ikisinin. Baba. Ama Mümtaz. Bak bu, bunu birlikte yaptınız. Yapmam öyle ya. Hadi gidin siz de artık. Üçünüzün de adı var üstünde. Yapmam Elia. Görmüyorsun. Benim adım yok orada. Baba bağırma anneme. Hadi çıkın gidin siz de evimden. Canı da götür. Bir daha getirme. Yeter. Baba yapma. Ya anlasana. Git diyorum. Ne duruyorsun? Git. Ezel abi, hadi gidelim. İstemiyorlarsa bizi, biz de gideriz. Sen torununun sesini. Bırak Melia. Bırak Melia. Duymuyor musun be adam? Oğlunun eve geldiğini, onun oğlu söylüyor sana. Elinden tutup o yitiriyor bize Ömer'i. Nasıl görmezsin? Görüyorum tabii. Senin için yapıyorum ben. Nasıl kötü oluyorsun bilmiyor musun? Bir gün seviniyorsun. Sonra... Daha çok üzülüyorsun. Öldü diyorsun, kendin inanmıyorsun. Benden sana ne be adam? Benden sana ne?
O senin oğlun. O senin de evladın. Ya ben de inanırsam Melia? Ya sonra yine giderse? Ya yine bir fenalık olursa Melia? Ya ben de güvenirsem, inanırsam? Ya sonra oğlumu yeniden kaybedersen Melia? Düşünme Mümtaz Bey. O zaman en azından bugün bizim olur. Hı? Bugün bizim olur. Ömer! 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 Ezel, akşam yemeğe gelin isterseniz. Can, müsaitse anneni de getir oğlum. Sonra bizi kovma ama. Yok oğlum, kovmam. Bu son. Buraya da mı geldin? Çık dışarı. Söylemedim mi sana? Ömer affetti beni. Tabii ki affetti. Bana dedi ki kendime yeni bir hayat kuracakmışım. Sessiz. Yapacağım. Vallahi yapacağım. Şimdi biraz böyle sersem gibiyim. Korkuyorum sensiz nasıl olacak diye ama yaparım. Yapabilirim değil mi? Tabii ki yaparsın. Ben yaptıktan sonra herkes yapar Cengiz. Ben senin gibi değilim ama. Sana bir sır vereyim mi? Sen benden daha akıllı bir adamsın. Ya ben seni her şekilde alt ederim, o ayrı. Ama çok akıllı bir adamsın. Güçlüsün, yakışıklısın, şeytan tüylüsün. Üzgünüm diye böyle söylüyorsun. Onca yıl boşuna mı kaldım seninle? Ömer yok diye kaldın. Senden başka adam mı yoktu Cengiz? Sen bir kadını çok mutlu edebilirsin. Herhangi bir kadının sana kapılmama imkanı yok. Ömer olmasa yine kapılır mıydın bana? Hı? Hoşça kal Eyşan. Her şey için beni affet. Dur. Şeytan tüyüm görünmeyecek süpüklerden. Hadi git bir yüzünü yıka. Ev çok güzel. Güzel günleriniz olur burada. Senle şöyle insan gibi ayrılıyoruz ya Cengiz. Daha güzel bir gün düşünemiyorum. İnşallah sen de çok güzel günler görürsün. Burada mı sarılacaksın Ezel'e? Cengiz yapma. Bak ne güzel topladın kendini. Tamam sarıl. Sarıl tabii hak ettin. Sen de hak ettin.
her şeye rağmen sen de seveceğin, sarılacağın birini bulmayı hak ettin. Seni de seveceğin biri olacak. Senin de mutlu bir sonun olacak. Olacak değil mi? Eyşan, sen mutlu sonlara inanır mısın? İnanırım. Her karanlığın sonunda bir ışık olduğuna. İnanırım. Dağılmış bir ailenin bir gün yeniden birbirine kavuşacağına. Evet. Tabii inanırım. Ben inanmam. Yeterince çok aykırdıysan ama kimsenin gelmeyeceğini artık anladıysan artık bağırmazsın, savaşmazsın. Pes ettiğinden değil, kendine tek bir şey söylediğinden. Kimse görmedi, kimse bilmiyor. Bu kapının dışında hiçbir şey değişmedi. Bir bitse, bir çıksan buradan. Dışarıda sevdiğin adam, ailen, hiçbir şey olmadı. Kimse görmedi. Kimse bilmeyecek. Eyşan. Eyşan. Eyşan, aç gözlerini. Kalk ayağa. Gelecekler. Eyşan, gelecekler. Kalk ayağa. Temizle kendini. Güzelleş Eyşan. Her zamankinden daha güzel ol. Bugün senin hep beklediğin gün. Bugün senin mutlu günün. Kimse bilmiyor. Kimse görmedi. Hiçbir şey değişmedi. Şey aynı bak. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Eyşan. Siz mi geldiniz? Nasıl geçti? Yani. Babam isteksizdi çok. Tahmin etmiştim. Olsun. Yemeği bekliyorlar bizi. Olsun. Bizi? Beni de mi? Seni de. Seni de.
Ya amma garipsiniz ya siz. Siz hiç kimseyi evime çağırmadın mı? Anlamıyorum. Biz seni almaya geldik ama sen hazırsın zaten. Tahmin ettim. Hadi çıkalım. Ha, dur. Bir dakika. Geçin bakayım hanım. Can geç. Ya sonra çekeriz. Ne gerek var? Olmaz. Bunu fotoğraflamam lazım. At şunu, düştü. Can yanaş annene. Yanaş. Evet. Geliyorum. Evet, geliyorum. Gülsene kız. Aile albümünün fotoğrafı. Minik kelebek. Öpmeyecek misin babanı? Hadi atla arabaya da bir tur atalım şöyle. Bakma. Can, hadi sen atölyeye git. Biz giderken seni alırız. Bakma. Ne olur o telefona bakma. Yok, sen bilmiyorsun. Konuştuk biz. Ortak. Sana bir teşekkür etmedim dün. Arayayım da edeyim dedim gitmeden. Önemli değil. Sen olmasan kendime gelemezdim. Bir faydam olduysa sevindim Cengiz. Sen olmasan, Ömer olmasa, beni yine affetmese, şimdi bile beni affetmese yaptığım şeyi yapmazdım. Ne yaptın ki? Cengiz, ne yaptın? Eyşan'a niye sormuyorsun? Kapat telefonu. Ne olur kapat. Ne oldu? Cengiz buraya mı geldi? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ne yaptın? Anlattırma şimdi bana Ezel. Hayır, yani üşendiğimden değil ama. Daha iyisi var. Şimdi in aşağı. Odanıza. Oraya sana bir hediye bıraktım. Yatağın altına. Buldun mu? Artık ona yenisini alırsın. Ben biraz aceleci davrandım da çok özlemişim. Hayır. Evet. Bundan böyle o yatakta her yattığınızda beni düşünürsünüz. Evet Ezel. Bu da size evlilik hediyem olsun. Elveda ortak. Hayır! Olmadı bir şey. İşte olmadı bir şey. Ne olur gitme. Canım benim. Ağlama her şeyim. Ağlama karım benim. Buradayım. Geçti. Thank you.
bazı aşklar vardır, intikamla beslenirler. Bazı aşklar vardır, ayrılıkla güçlenirler. Bazı aşklar vardır, gözyaşıyla büyürler. Cengiz! 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 Cengiz nerede? Buradaki adam nerede? At silahını! At silahını dedim sana! Ben bir şey yapmadım! Cengiz yaptı! Ezel Bayraktar sen misin? Sen misin dedim? Benim, evet benim. Cengiz Atay'ın şikayetiyle geldik buraya. Ne şikayet? 2 gün önce tanıkların önünde onu tehdit etmişsin. Ben kimseyi tehdit etmedim. Oyun oynuyor sizde. Kaçmaya çalışıyor. Asıl kaçmaya çalışan sensin. Adamın verdiği kayıt var elimizde. Eyşan Tezcan'ı da ölümle tehdit etmişsin. Ne? Ben de biliyorum nefret etmeyi. Yıllarca nefret ettim Eyşan'dan. Bana yaptığı onca şey için ellerimle öldürmek istedim onu. Hayır. Hayır bırakın beni. Kaçacak diyorum size. O benim karımı. O benim karımı. Bu herif tam deli. Senin karın falan değil o. Adamın eski karısı. Alçak herif. Adi katil. Katil mi? Kelepçeleyin şunu. Ne oldu? Ne oldu kim? Ne olur söyleyin ne oldu? Ne oldu? Atölyesi varmış. Oyma bıçaklarından birini kullanmış. Tarpüzü de varmış. Galiba bir de tecavüz etmiş. Hayır. Hayır! Hayır! Tabii ki dayanamadı. Beni öldürmeye gitti. Oğlum? Oğluma kim bakacak? Ben. Oğluma ben bakacağım Yeşim. Ömer? O seni öldürmekten içeri girecek. Bir daha da asla çıkamayacak. Cezanı çekeceksin Cengiz. Hayır. Hayır. Hayır çekmeyeceğim Eyşan. Hala anlamadın mı Eyşan? Aşkın adaleti yok. Hala anlamadın mı? Sen yanlış adamı seçtin. Yanlış adamı sevdin. Ölene kadar. Ben ondan iyiyim. Hep ondan daha iyiydim. O seni, benim seni sevdiğim kadar sevemez.
Niye biliyor musun? Çünkü o intikamını alamayacak kadar zayıf. Ben değilim. Ömer. Ömer senin için ölür. Ama ben... Öldürürüm. O yüzden dudağında onun değil benim dudağım, belinde onun değil benim elim, burnunda benim kokumla. Kırma, savaşma. Artık kabul etme zamanı. Bazı aşklar vardır ki mutlu sonla bitmezler. Bizimki öyle bir aşktı.